neden çalışmıyor? Şuna bas. Buna bas. Bir de ona bas. Basıyorum. Sen bana mı bak boyacığım? Köstebüs çalışmıyor. Köstebüsü çalıştıramazsak bütün emeklerimiz boşa gidecek. Çocuklar, nedir bu kadar önemli olan? Doğru dürüst bir tıraş olamadım ya. Köstebüs çalışmıyor Aslan amca. Ne yaptıysak olmadı. Bu yüzden hemen havalimanına gitmeliyiz. Havalimanı mı? Profesör Fransa'ya gidiyor. Onu durdurmalıyız. Bir dakika, bir dakika. Baştan anlatın şunu bakayım. Biz atölyeye geldiğimizde profesör çıkmak üzereydi. Fransa'da yapılacak bir deneye katılmak için apar topar gitti. Köstebüsü yaptım dedi fakat onu bir türlü çalıştıramadık. Profesör buraya geri getirmeliyiz. Ama bu anlattığınıza bakılırsa profesör çoktan yola çıkmıştır. Profesör hala yetişebiliriz dedi. Hadi gidelim lütfen. Yetişsek bile profesör bizim için yapacağını yaptı. Belli ki Fransa'daki işi çok önemli. Yoksa eminim böyle gitmezdi. Peki köstebüsü nasıl çalıştıracağız? Öncelikle sorunun nerede olduğunu bulalım. Umarım yeni dükkanında da buradaki kadar mutlu olabilirim. Ceyda abla! Ay, ödümü koparttım Müjdeciğim. Serdar Bey arıyor. Efendim Serdar Bey. Merhaba Ceyda Hanım, nasılsınız? Bugün daha iyiyim çünkü kendime yeni bir dükkan buldum. Çok sevindim. Ne zaman taşınacaksınız? Hay, bu sizi niye ilgilendiriyor ki? Dükkanı sattığım kişi hemen yerleşmek istiyor da. Ay, bilemedim ki yani şimdi. O zaman 3 gün içinde anahtarı isterim, haberiniz olsun. Size iyi günler. Ne? Serdar Bey bir dakika. Alo, alo. Ne oldu Ceyda abla? Buradan taşınmak için 3 günümüz var Müjde. 3 mü? Olmuyor. Bir türlü olmuyor. Dede, vaktimiz daralıyor. Köstebüsü yanımızda götürelim. Böylece profesör uçağa binene kadar köstebüse bakar. Bu harika fikir. Pekala. Madem olmuyor, o zaman gidelim ama önce benzinciye uğramamız lazım. Benzin olmadan araba çalışmaz. Buldum. Tabii ki. Köstebüsün yakıtı yok. O yüzden çalışmıyor. Profesör bize öyle bozuk bir araç bırakmazdı yoksa. Bu çok mantıklı. Benzinle çalışır mı ki? Bilmem. Deneyip göreceğiz. Arabada köstebüsü çalıştıracak kadar benzin olması lazım. Ben birazdan dönerim. Köstebüsün yakıt deposu nerede? Bu balhavda bir yerde olmalı. Nerede? Belki içeriden yakıt kapağını açan bir düğme vardır. Hemen bakıyorum. Hı? Galiba yakıt deposu. Sanki misket kutusu gibi. Ben geldim. Köstebüsün yakıtı sandığımız gibi bir şey değil Aslan amca. Bu yüzden benzinin işe yarayacağını sanmıyorum. Sanki yuvarlak taşlar gibi. Hmm.
Profesör neden böyle yapmış? Bilmem. Ama buraya konulacak şey sıvı değil. Katı bir madde olmalı. Taş gibi mi? Evet, taş gibi. Kara taş gibi. Ne? Bu taş, ışıkları, aynaları, her bir şeyi etkilediğine göre Profesör Köstebüs'ü kara taşın enerjisiyle çalıştıracağı şekilde yapmış olabilir. Zekice. Caner haklı olabilir. Ya ama bu taş tek parça. Yakıt deposu ise 6 küçük parçadan oluşuyor. O zaman biz de taşı 6 küçük parçaya böleriz. Kayboldu acaba diyordum. Müjdemi isterim. Hı. Karşı marketten bir sürü koli getirdim. Tabak çanakları toplamak için işimize yarayacak. Ay çok iyi düşünmüşsün, aferin sana. Ben şimdi mutfaktaki öteberiyi toplayayım. Sen gitme mutfağa, gitme. Onları ben hallederim. Sen burada masaları falan topla, örtüleri kaldır. Hadi canım benim, hadi. Tanışamadım. Ya buradan taşınıyoruz, hala tanışamadım. Bu gidişle de tanışamayacağız galiba. Çok kolay oldu. Hadi taşları yerine yerleştirelim. Evet. Köstebüsü çalıştırma zamanı. Kösteban. Müjdeciğim, sen olmasan ben buraları hayata tek başıma halledemezdim. Ay, yarın da kalanları yaparız. Ertesi gün taşınmış oluruz biz. Evet.
Hayır, şu taşınma işi öyle aniden çıktı ki ya. Ne güzel tatile gidecektik. Ay, nereye? Aslan amcanın köyüne. Ama artık gidemeyeceğiz tabii. Biz de işlerimizi bitirince gideriz. Nasıl gidelim Müjdeciğim? Yani buradan taşınacağız. Öbür dükkanın tadilatı var. Sonra orayı dekore edeceğiz. Oraya yerleşeceğiz. Unut sen tatili matili. Ay, biz iş başına. Kalan şeyleri yapalım. Aa. Anne, ne yapıyorsun? Toparlandık, taşınıyoruz. Hemen mi? Evet, dükkanı satmışlar. Sizin neyiniz var böyle? Görev tamam. Ay, ne görevi? Bazı dostlarımız yolculuğa çıkacaktı. Onlara yardım ediyoruz. Tamam o zaman. Kolay gelsin size o zaman. Kısa zamanda kavuşursunuz umarım. Umarım. Evet. Müjdeciğim, sen artık çık. Yani git. Yarın devam ederiz, olur mu? Hadi canım, yoruldun çok. O zaman iyi akşamlar hepinize. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Teşekkür, güle güle. Anlatsanıza, ne oldu? Köstebüs tamam. Yarın yola çıkıyoruz. Gerçekten mi? Yarın da okulun son günü. Karneler nasıl gelecek bakalım? Beklediğinden daha iyi anneciğim. Öyle mi benim miniciklerim, biriciklerim, biriciklerim? Oy, suratlara bak. O zaman şöyle güzel bir tatili hak ettiniz. Anlatmadı mı Hasan amca size? Ne tatili dedi? Bu yıl sizi farklı bir tatile götüreceğim. Sizi benim büyüdüğüm köye götüreceğim. Köy mü? Kuzularda var mı? Oho, sürüsüyle. Çok eğleneceğiz anneciğim. Evet ama bir tanem, ben maalesef sizinle gelemiyorum. Neden? Annen artık iş kadını oldu Pelin'cim yani. Burada dükkanla ilgilenmesi lazım. Sağ ol Aslan amca. Aynen öyle çocuklar. Dükkandan taşınacağız ya, yeni yerde bir sürü işleri olacak. Asma suratını öyle. Ben böyle çok iyiyim. Ama siz de bana söz verin, Aslan amcanızı dinleyeceksiniz, tamam mı? Tamam. O zaman biz seyahat için hazırlansak hiç de fena olmaz. Haklısın. Demek koyun sürüleri var. Evet, koyun sürüleri var, inekler var, kazlar var, tavuklar var, her şey var. Bizi neler bekliyor çok merak ediyorum. Dur tahmin edeyim. Meh.